Ekosistemin cansız bileşenlerinden olan ışıkla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Hayvanlarda biyolojik saati etki eder ki aslında birçok canlı biyolojik saatini etki ediyor. Dolayısıyla avlanmadır, beslenmedir, barınmadır ışık çok önemli. Bitkilerde çiçeklenme süresini etkiliyor. Bitkilerin gelişimi ışık rengiyle değişmez demiş bu saçma bir cümle olmuş. Sonuçta e, dalga boyu bitkinin gelişimi için önemlidir. Yani yaprağı yeşil olan bir bitkinin yeşil ışıktan alacağı verimle kırmızıdan alacağı verim aynı değildir. Işığın dalga boyu canlıların gelişimi de etkilidir. Yine aynı mantık. Sonuçta hani ultraviyole dalga değil mi? Bu sana zarar verir. Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan, yetişen, dünyanın başka yerinde yaşama ya da yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü hayvan ya da bitki türlerine endemik tür denir. Buna göre endemik türlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değeri yüksektir. Her şeyin nadir olduğu zaman değerlenir. Gen kaynağı olarak korunmalıdır çünkü nesli yok olduğu anda gider. Bölgelerde tespit edilmeli ve insanlar bilinçlendirilmelidir. İkinin mantığıyla aynı mantık. Endemik türlerin yok olma ihtimali diğerlerine göre daha fazladır. Çünkü belli bir bölgededirler. Biyo kaçakçılık Türkiye'nin hem biyolojik çeşitliliğini hem de ekonomik geleceğini tehdit eder. Buna göre durumlarından hangileri biyo kaçakçılığın verdiği zararlar arasında gösterilebilir? Şimdi canlıyı kaçırdın gittin. Popülasyonun sayısında azalma meydana gelebilir. O canlı kilit bir canlıdır. Ekosistemin dengesinin bozulmasına neden olabilirsin. Kaldı ki popülasyon sayısının azalması çeşitlik kaybıyla da sonuçlanabilir. Yani E seçeneği olur. Şekilde bir kara ekosistemine ait A, B, C ve D canlı gruplarıyla oluşturulan besin ve enerji piramidi verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? A'daki canlılar biyokütlesi en fazla olan canlı grubudur. Üretecen son tüketiciye doğru biyokütle azalır. Çünkü bu bir kara ekosistemine ait. C'deki canlılar etçil beslenir. Hocam bakın B otçul. C'de B'yi B ile besleniyor etçil. D'deki canlılar birey sayısı bakımından en fazla olan gruptur genellikle birey sayısı yukarılara doğru gidildikçe ne yapıyor? Azalıyordu. Mesela otlar, işte çekirge, fare, yılan gibi düşünebilirsiniz. B'deki canlıların azalması A ve D canlı gruplarını olumlu etkiler. Şimdi bakalım. Bakalım. B'deki canlı azaldı. A olumlu etkilenir. Doğru. B azaldığı için C azalacak. C azaldığı için D azalacak. Yani D'yi olumlu etkilemeyecek. Sonuçta cevap B olacak. Radyoaktif maddelerin canlıların yapısına ve çevrede birikerek belli değerlerin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik denir. Radyoaktif kirliliğe neden olan etkenler verilmiş. Röntgen, cep telefonu, televizyon, mikrodalga, nükleer santraller. Hangisi radyoaktif kirliliğin bir sonucu değildir? Mutasyona neden olarak kanserli hücreler oluşturur. Enzimleri denatüre ederek hücre metabolizmasında aksamaları neden olur. Bakın yüksek ışınları gönderdiğiniz zaman vücuda Enzimler sonuçta o enerjiden etkilenecek üç boyutlu yapısı bozulacaktır. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkları neden olur ki? Aslında metabolik birçok hastalığa neden olur. Birçok. Canlının yaşam kalitesini arttırmaz, saçma. Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları riskini ortaya çıkartır. Dediğim gibi sadece nükleer santrallerin arkadaşlar olası bir kaçağında yani kişiler anında ölebilirler. Yani o derece güçlü bir etkiden bahsediyoruz. Yukarıda verilen canlılardan hangisi atmosferdeki karbondioksit miktarını diğerlerinden farklı yönde etki eder? Saprotrof bakteri, çürükçül, arttırır. Bitkiler, azaltır. Mantarlar, arttırır. Hayvanlar, arttırır. Aerobik bakteriler, arttırır. Yani mantık olarak şu. Kullan kardeşim karbondioksiti. Karbondioksiti azal. Cevap ne olur? B seçeneği olur. Bir ekosistemde atmosferdeki oksijen miktarının giderek azalması, canlılarından hangilerinin yaşamasını ve gelişmesini olumsuz etkiler? Yani bize diyor ki burada hangi canlı oksijenli solunum yapar? Hepsi hocam. Yani bunlar sonuçta bu dünyanın bir parçası bu canlılar değil mi? Sen oksijen miktarını azaltırsan elbette ki solunumu bulacağından dolayı bu canlılar da zarar görecektir. E hocam işte zooplankton bu ne? Bu fitoplanktonla beslenen suyun içerisinde yaşayan canlı. Tamam mı? Ölü bitki ve hayvan atıklarında bulunan bileşiklerin tekrar organik moleküllerin yapısına katılması sürecinde görev yapan canlıların sıralaması. Ölü bir hayvan var ya da artık var. Tamam hocam sen bunu önce bir çürüt amonyağa çevir sonra bu amonyak nitrifikasyonla yani kemosentez reaksiyonları ile NO2 ve NO3 olsun sonra da bir şekilde üretici canlı bunu nitrit nitrat tuzları olarak alsın tekrar doğaya döndürsün. Ekosistemin sahip olduğu birçok özellik olmasına rağmen iki önemli dinamiği enerji akışı ve kimyasal madde döngüleridir. Bu ekosistem dinamiklerinin içerikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Azot sadece su ve kara ekosistemler arasında dönüştürülür. Saçma, azot havada da bulunur. Enerji bir üst basamağı %90 değil %10 aktarılır. Tüm canlıların ekosistemde beslenme ile sahip olduğu enerji miktarı aynı değildir. Enerji bir üst basamağa geçildiği zaman azalıyordu. Organik besinler Totalde enerji ve ısı kaynağıdır. Doğru. Yani siz bir yemek yediğiniz zaman oradan alacağınız o besinler aynı zamanda sizin enerjinizi karşılayacak ve enerji solunum reaksiyonlarıyla, fermentasyon reaksiyonlarıyla oluştuğu için bu reaksiyonlar da egzotermik olduğu için ısı açığa çıkacak. Bütün canlıların ekosistemde bu iki dinamiğin içindeki rolleri aynıdır. Saçmalama hocam. Kimisi üreticidir, kimisi tüketicidir, kimisi ayrıştırıcıdır vesaire vesaire. Karbondioksit özümlemesi yaptığı bilinen bir canlı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu kesindir. Karbondioksit özümlemesi, karbondioksit alıp besine çevirmek, fotosentez ya da kemosentez reaksiyonu. Kemosentez kimde görülüyor? Prokaryot canlılarda görülüyor. Prokaryot canlılarda lokoplast yok. İnorganik maddelerin oksidasyonu kemosentezde görülür, fotosentezde görülmez. Selloz yapılı hücre çeperi hocam prokaryotlarda selloz değil. İşte peptidoglikan, pseudopeptidoglikan gibi yapılar var. Fosforilasyon sonucu enerji üretir. Ya hocam sonuçta bu reaksiyonlar enerji bağımlı reaksiyonlardır. Enerji üretilip tüketilmek zorundadır. Klorofil fotosentezle ilgilidir.